arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kinetik kumu ve kinetik kumu nasıl yumuşaltıldığını göstereceğiz. Ben ve yeğenim Zeynep'le birlikte. Arkadaşlar, ben kinetik kumu suyla yumuşaltıyorum. Ben tabii videodan önce kinetik kumu bayağı yumuşattım suyla. Sıcak suyla oluyor mu derseniz, sıcak suyla oluyor ama hiç sıcak su gerek duymanıza gerek yani ihtiyacınız yok. Çünkü zaten soğuk su yumuşaltılıyor ve ayrıca şunu söylemek istiyorum ki kinetik kum slime gibidir. Gördüğünüz gibi can sıkıntısı için oynanılabilir. Sinir stres atmak için kullanılabilir. Bu arada arkadaşlar, biz bunu Toy Shop'tan aldık. Bayağı güzel. 95 liraya aldık. Evet, 95 değil. Ben tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, burada da bir süpermenimiz var. Bunun içine su vardı ve kinetik kum koyduk. Gerçekten de böyle çok iyi stres atabiliyorsunuz. Ama içinden çıkabiliyor. Bu da şey, çok güzel. Bakın arkadaşlar, ben şimdi bıçakla kesiyorum. Emin olun, bıçakla kesmek bile çok eğlenceli. Bu şeklin görüntüsü bile yeter. Bakın, ben size birçok şey elime alacağım şimdi. Şöyle. Bakın. Görüyor musunuz güzelliği? Gerçekten en az slime kadar güzel. Böyle sıkıyorum sinirlendiğinizde. Birine vurmak yerine gerçekten bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar, ben şekli çıkartıyorum. Şöyle çıkartıyorum şeklimi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani oyun hamuruna da benziyor ama daha farklı bir şey. Evet arkadaşlar. Bu arada bu hiç kurumuyor. Evet. Mesela biz bunu hep böyle masamızın üzerinde bulunduruyoruz. Hiç kurumuyor. Yani su geçirmiyor diyorsunuz. Su geçiriyor. Yani çok uğraştığınızda geçiriyor. Bu arada yani slime gibi kurumuyor. Biz bunu bu çalışma masamızın üzerine bırakıyoruz ve hiç geceleyin yatarken hiçbir şekilde bir kaba koymuyoruz böyle. Sabah biraz daha yumuşalttığımıza göre sert oluyor. Ama biz şununla hemen yumuşaltıyorum. Şu anda çok yumuşak olmasına rağmen yumuşaltıyorum. Nedenini bilmiyorum ama yumuşatmak daha iyi geliyor bana. Yumuş yumuş oluyor. Arkadaşlar, şöyle de yapıyorum bazen. Bir şey düştü arkadaşlar. Kaplarla boş ver. Şu kaplarla şekil aldırtıyorum. Ben bu videoda amacımı size söylemek için nasıl kurutulduğunu, yumuşatıldığını göstermek için size bu videoyu çekmek istedim ve ayrıca kinetik kum almak isteyenler Toy Shop'tan alabilir ve yakınlarında kırtasiye varsa sorabilirler, çünkü her kırtasiyede bulunmuyor. Ama bizim buradaki bir kırtasiyede satılıyordu. Biz yine de Toy Shop'tan almayı tercih ettik. Çünkü Toy Shop'unki daha marka farkı olduğu için daha iyi. Daha yumuşak bir de. Bütün renkleri var. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Mor, mavi, yeşil, kırmızı, bu gibi renkler de bulunuyor. Sizin tercihinize kalmış kinetik kum evde yapılabiliyor. Ama bunun kadar böyle birleşik olmuyor. Gerçekten isterseniz profesyonel olun. Yani ben belki 20 kez denedim kinetik kum yapmayı. Ama çok iyi yapamadım. Birleştirme için şöyle hepsi ayrı ayrı oluyor. Toplaman lazım. Zor oluyor. Gidip almak daha mantıklı. Ve boya da lazım ayrıca kinetik kum için. Böyle istediğin rengi alabiliyorsun. Tabi bütçeniz yeterse Toy Shop'tan alın. Bütçeniz yetmezse de kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Kırtasiyeler sanırım 30 veya 25 liraya satılıyor. Evet, yani bizim arkadaşımız almıştı. Bu arada arkadaşlar, yani hiç kurumadığı için siz 30 liraya da alabilirsiniz. Yani hiç kurumadığı için zaten bence 30 lira buna değer. 100 lira da değer. Ama 100 lira pek emin değilim. Yani 95. Ama mesela buna 30 lira yeter. Bence değer. Hani bütçemiz az olabilir. İlla ki 100 TL vermek zorunda değilsiniz. Ama yani siz kırtasiyeden de alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor çünkü. Hani biraz daha sert, biraz daha yumuşak. Öyle olacak yani. Yani tabii ki Toy Shop'taki daha yumuşak kırtasiyelere göre. Dediğim gibi arkadaşlar, benim bu videodaki amacım buydu. Şöyle oyunlarda da yapabilirsiniz. Bu benim ilk videom.
İlk videom olduğu için çok önemsedim bu videoyu ve ilk videomda kinetik kum yapmak istedim. Kinetik kum slime kadar ünlü bir şey değil ama inşallah onu da beğenirsiniz. Beğenirsiniz diye umuyorum. Sıkıntı, stres atmak için çok iyi bir şey. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.